Merhaba arkadaşlar, umarım afiyettesinizdir. Bugün Kur'an'daki numeroloji ve 19 kodu hakkında yapmış olduğum video serisinin 6.sını sizinle paylaşacağım. Önceden de belirttiğim gibi bugünkü konumuz gematri, yani geleneksel İslam teolojisine ebced ismiyle geçmiş bir hesaplama yöntemi. Biraz bunu göreceğiz. Eğer diğer videoları seyretmediyseniz size onları da seyretmenizi tavsiye ediyorum. Birinci videoda genel bir bilgi veriyorum bu 19 numerolojisi nasıl meydana çıktığı, Kur'an'daki kelime tekrarları. Ondan sonra Kur'an'daki sayılar, işte Kur'an'daki 19'un genel nasıl işliyor genel olarak ve hurufu mukatta, çok ilginç şeyler gördük hurufu mukatta'da. Yani geleneksel olarak inanılan inanışın tam aksine Kur'an'daki hurufu mukatta'nın, yani o kesik harflerin son derece önemli bir şey olduğu, ayetlerdeki, surelerdeki kelimeleri değiştiren, onları düzelten bir şey olduğunu hep beraber gördük. Şimdi gematriyi göreceğiz arkadaşlar. Gematri arkadaşlar hepimizin, yani belki birçoğumuzun ilkokulda öğrendiği bir şey. Bu Roma rakamları, yani herkes görmüştür veya birçoğunuz da biliyorsunuzdur. Bildiğiniz gibi eskiden Araplar vasıtasıyla Avrupa'ya kullandığımız numaralar gelmeden önce işte Latinler, yani Romalılar ve diğer kültürler kendi alfabelerindeki harfleri kullanarak rakamları temsil ediyorlardı. Ve bundan dolayı da işlem yapmak, matematiksel işlem yapmak son derece zordu. Gördüğünüz gibi işte burada I harfi bir tane olunca 1 ifade ediyor, 2 tane olunca 2, 3 tane olunca 3, işte V 5 demek, V'den önce gelince 4 oluyor. Böyle devam eden işte X harfi 10, işte L 50, C 100. Böyle son derece zor bir işlem. Yani bu son derece zor bir matematiksel sistem. Arapların da buna benzer bir mekanizması vardı, matematiksel mekanizma. Fakat Araplarınki çok daha kolaydı. Çünkü en azından her bir harfe bir değer veriliyor ve bine kadar bütün sayılar yazılabiliyor. İşte birden ona kadar olan harfler var. İşte elif bir demek, B iki, iki numaraya karşılık geliyor. Cim üç, böyle gidiyor. Ondan sonra 20'den 100'e kadar olan rakamlar ifade edilebiliyor. Ve aynı şekilde 100'den de 1000'e kadar. Yani Arap alfabesinin sayısal değerleri son derece mantıklı yapılmış, meydana getirmiş. Şimdi arkadaşlar gematri hesaplarına gelmeden önce Açılış suresine bir bakalım. Açılış suresi birinci suredir. Geleneksel İslam'da Fatiha, yani Fatih açmak anlamında, Arapçadaki açmak anlamında verilmiş. Kur'an'ın en başında Kur'an'ı adeta açan bir nevi bir fihriste, bir özet gibi bir şey ve içinde işte Tanrı'ya olan inanç, Tanrı'nın insanları doğru yola yöneltmesi ve Tanrı'nın Rahman ve Rahim isimleri, yani gerek bu dünyaya bakan gerek öbür dünyaya bakan isimleri kullanılmış. Bu sure arkadaşlar 7 ayetten oluşmaktadır. Birinci suredir. Ve ne yapıyoruz mesela? Biz birinci surenin gösteren bir numarasını yazıyoruz. Ondan sonra da ayet numaralarını, yani birinci sure, birinci ayet, ikinci ayet, üçüncü ayet, 4, 5, 6, 7. Ve ilk olarak daha ta baştan açılışta elimize şöyle bir rakam geliyor arkadaşlar. Bu rakam arkadaşlar, bunu 19'a böldüğümüzde bu rakamın 19'un tam katı olduğunu görüyoruz. Yani 19 çarpı 591, 1293. Şimdi aramızda bazı kişiler şöyle diyebilir: ama yani ilk açılış suresi 7 ayetten oluşan herhangi bir kitap da bu şekilde numaralandırılabilir ve o da 19'a bölünecektir diyebilir. Haklısınız arkadaşlar. Fakat şimdi göreceğimiz şeyleri gördüğünüzde bunun gerçekten imkansız olduğunu hep beraber göreceksiniz. Çünkü bu sadece olayın başlama bazı. Yani Kur'an mucizevi bir kitap, 19 sistem üzerine kurulmuş bir kitap ve her bir aşamasında daha baştan 19'la ilgili insanı hayrette bırakan bir özellik var. Evet, daha başlangıcı da bu şekilde başlıyor. Şimdi yavaş yavaş daha sofistike rakamları görmeye başlayacağız.
19 mucizesi arkadaşlar niçin önemli? Çünkü 19 mucizesi Kur'an'daki her harfin özel olarak yerleştirildiği ve bu harflerin sayısının çok önemli olduğunu ispatlamakta. Evet arkadaşlar. Bunu nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Bu sefer Açılış suresindeki birinci sure her bir ayetteki harflerin sayısını yazacağız. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Eğer diğer videoları izlediyseniz Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin 19 harften oluştuğunu sizinle paylaşmıştım. Açılış suresinin ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim ayetidir. 19 harften oluşmaktadır. Ve ondan sonra gelen ayet Arapçası Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani Türkçesi alemlerin Rabbi olan Tanrı'ya hamdolsun. 17 harften oluşmakta ve bu şekilde devam ediyor Açılış suresi. İkinci ayet 17, üçüncü ayet 12, dördüncü ayet 11, beşinci ayet 19, altıncı ayet 18, yedinci ayet 43 harften oluşmakta. Şu gördüğünüz rakamı arkadaşlar 19'a böldüğünüzde ne dersiniz? 19'a bölünecek mi tam? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sayı da 19'a tam bölünmekte. Bir parantez içi yapmak istiyorum burada arkadaşlar. Çünkü belki bunun sağlamasını yapmak isteyebilirsiniz ve ben sizi bunun sağlamasını yapmanıza teşvik ediyorum. Herkesin kritik düşünmesi lazım. Acaba bu sunumu yapan kişi doğru mu söylüyor? Burada herhangi bir numara var mı? Bunun sağlamasını yapmak için arkadaşlar ben şu şekilde yapıyorum. Bir sayfa var benim bildiğim. Siz başka sayfalara da girebilirsiniz. Keysan.kasio.com bölü işareti calculator yani hesap makinesi demek. Ben şöyle yapıyorum. Şu sayıyı alıyorum. Kopyalıyorum buraya. Buraya yazıyorsunuz. Tabii ki bu boşlukları gidermek lazım. Boşluklar olunca hata veriyor. Boşlukları gideriyorsunuz. Ondan sonra bu rakamın sonuna bölü işareti yapıp 19 yazdığınızda execute diyorsunuz burada. İşlemi yap demek. Size bu bölme işaretinin sonucunu şu aşağıya veriyor. Yani şu sayı arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki gördüğünüz sayı. Bu hesap makinesinin doğru çalışıp çalışmadığını da bizzat kendiniz başka bir hesap makinesiyle teyit edebilirsiniz. Onun da sağlamasını yapabilirsiniz. Ve 19'a bir sayının 19'a bölünmesinin ne kadar zor olduğunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Mesela hesap makinesini kandırmaya çalışabilirsiniz. Ne yapalım? Mesela şu son 3 diyor burada mesela. Bu 3'ü siliyorum. Onun yerine 2 yazıyorum. 2 yazınca 19'a bölünecek mi bu sayı? Execute diyelim. Bakalım nasıl bir sayı verecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 19'un tam katı değil. Şurada bir nokta var. Matematik biliyorsunuz. Noktadan sonraki rakamlar tam sayı değil. Yani mükemmel bir sayı değil. Küsuratlı sayı. Yani bu sayı 19'un tam katı olmamış oluyor arkadaşlar. Evet. Bunu da siz kendiniz bu şekilde deneyebilirsiniz. Evet. Parantezi kapatalım ve işlemimize devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Açılış suresi ve gematri hesaplarına gireceğiz. Ne demiştik? Gematri, Arapçadaki her bir harfin matematiksel, sayısal değeri. Ben burada size örnek olması için El Fatiha yani Açılış suresindeki ilk ayeti olan Bismillahirrahmanirrahim'in gematri toplamını size vereceğim. Nedir gematri toplamı? Her bir harfin sayısı var. Mesela bisim B2, sin 60, mim 40. Bisim kelimesinin gematri toplamı 102. Aynı şekilde Allah, Al-Rahman, Al-Rahim. Allah 66, Al-Rahman 329, Al-Rahim 289. Yani Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin toplam gematri değeri arkadaşlar 786. Aynı şekilde Açılış suresindeki diğer ayetlerin de her bir harfini tek tek yazdığınızda her birisinin bir gematri toplamı var. Ve arkadaşlar birinci surendeki harf sayılarına
bu harf sayılarının gematri toplamlarını eklediğinizde meydana şu sayı geliyor. Yani 19, birinci suredeki 19 harften oluşan ilk kelime. Gematri toplamı neydi? 786. İkinci ayet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 17 ve gematri toplamı 581 olan ayet. Bu şekilde bütün ayetleri yazdığınızda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, hiçbir tanesini bırakmamışız. 7 ayetten oluşuyor. Şu rakam çıkıyor arkadaşlar ve bunu da 19'a böldüğünüzde sağlamasını kendiniz yapabilirsiniz. Şu gördüğünüz sayı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 19'a kalansız bölünebiliyor arkadaşlar. Geçen videoların bir tanesinde söylemiştim. Bir rakamın 19'a bölünme ihtimali 19'da 1'dir. Olasılık. Olasılık okuduysanız bunu bilirsiniz. 19'da 1. 2 rakamın aynı anda 19'a bölünme ihtimali 361'dir. Değil mi arkadaşlar? Bunu hemen buradan görelim. 19 çarpı 19 yazalım şuraya. 361 verecek. Değil mi? Hatalı, yanlış hatırlamıyorsam. 361. Bunun da 19 katı nedir arkadaşlar? 3 tane sayının ardı ardına 19'a bölünme ihtimali, ardı arda gelen 3 sayının 6859. Dördüncü sayının arkadaşlar 19'a bölünme ihtimali, ardı arda gelen 4 tane sayının 19'a bölünme ihtimali 130.321. 5 sayının arka bölünme ihtimali nedir arkadaşlar? Niçin bunları söylüyorum? Çünkü bu gerçekten muhteşem. Muhteşem bir şey arkadaşlar. Ne diyor burada? 2.476.099. Ve bu şekilde gidiyor. Yüz milyonlara, katrilyonlara varan olasılıklar içerisinde bir ihtimal. Bütün bu hesapların doğru olmasının ihtimali bir ihtimal ve Kur'an'da mevcut. Acaba bu kadar şanslı mıyız? Bu kadar şans eseri toplansa, bu kadar olasılık meydana gelse gerçekten o bir ihtimal böyle piyangodan çekildiği gibi çıkar mı? Yoksa birisi bunu gerçekten tasarladı mı? Böyle hiç bu işi şansa bırakmadı mı? Evet arkadaşlar, bunun cevabı herkesin kendi subjektif inanışına bağlı. Zihninin, mantığının algılama kapasitesine bağlı. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, ne demiştik? Birinci suredeki harf sayılarını yazdık. Ondan sonra gematri değerlerini yazdık. Bir sayı meydana geldi. 19'un tam katı. Şimdi arkadaşlar ayet numaralarını da ekliyoruz bu sayıya. Yani sayıyı gitgide büyütüyoruz. Yani gerçekten de Açılış suresinin 7 ayetten olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunun sağlamasını yapacağız. Hani diyorlar ya 19 sistemi ne işe yarıyor? Biz 19 sistemini kullanırken surelerdeki ayet sayıları, işte harf sayıları, kelime sayıları bunun hesabı için kullanıyoruz. Arkadaşlar. Evet. Birinci sure, ilk ayet. 19 harften oluşuyor, gematrisi 786. İkinci ayet, 17. harften oluşuyor, gematrisi 581. Üçüncü ayet, bu şekilde devam ediyor ve şöyle bir sayı meydana geliyor arkadaşlar. Ve ne dersiniz? Bu sayıyı 19'a böldüğünüzde 19'un tam katı olacak mı? Bu sayı 19'un tam katı mı arkadaşlar? Zaten başka bir ihtimal düşünülemezdi arkadaşlar. 19'un tam katı. Muhteşem bir açılış. Kur'an gibi muhteşem bir kitabın açılışı da böyle muhteşem olmalıydı. Ve bu şekilde bunu gönderen zat, Tanrı, bu şekilde görkemli bir açılış yaparak Kur'an'ı inananlara sunmakta arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar Açılış suresini bir kenara bırakıp Bismillahirrahmanirrahim kelimesi, yani karşılıksız gözeten, merhamet eden Allah'ın adıyla. Muhteşem bir kelime. Allah'ın iki isim sıfatı, Rahman ve Rahim olan, Rahman ve Rahim olan, Rahman bu dünyaya bakar, Rahim diğer dünyaya bakar, ahirete bakar. Çok güzel bir şekilde
Tanrı'nın gerek bu dünyayı gerek diğer dünyayı ifade ettiği, bunun içine bir sureye sıkıştırdığı, bir kelimeye sıkıştırdığı bir nişan. Kur'an'ın nişanı. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin matematiksel olarak bir sağlaması yapılması lazım. Hemen arkadaşlar bunun sağlamasını yapalım. Bismillahirrahmanirrahim'in kelime içi konumları yani bisim, Allah, Al-Rahman, Al-Rahim. Dört kelimeden oluşmakta. Bisim kelimesi üç harften oluşmakta. Allah kelimesi dört harften oluşmakta. Al-Rahman kelimesi altı harften oluşmakta. Ve Al-Rahim kelimesi arkadaşlar altı harften oluşmaktadır. Karşımıza böyle bir rakam çıkmakta. Arkadaşlar toplam gördüğünüz gibi toplam 19, 6, 6 daha 12 eder, 4 daha 16, 3 daha 19. Evet bu kelime arkadaşlar şu harf 19'a böldüğünüzde sayı 697.034 arkadaşlar. Yani 19'un tam katı. Şimdi arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim'in harflerinin kümülatif değerlerini göreceğiz. Kümülatif ayet numaraları yazmışım, yanlış yazmışım. Ayet numarası değil. Kelime içi konum. Kelime içi konumu. Yani bisim birinci 3 harften oluşuyor. Bu sefer ne yapacağız? 3 harften oluşan birinci kelime, ikincisi 4. Fakat ben bu 3'ü 4 ile toplayıp buraya 7 yazacağım. Yani bu niçin yapılıyor arkadaşlar kümülatif matematik? Dizgilerin doğru olduğunu tekrar bunun sağlamasını yapmak, bunu teyit etmek için yapılır arkadaşlar matematikte. Çok özel bir matematiksel işlemdir. Yani kümülatif matematiği bilen arkadaşlar bunu bilirler. Evet, gördüğünüz gibi yani az önceki sayı şuydu değil mi? Az önceki sayı buydu. Kelime içi konum ve harf sayıları şunlardı. Ben bu sayıyı alıyorum. Bu sefer kümülatif yapıyorum bunu. Yani birinci kelimedeki harf sayısıyla ikinci kelimedeki onun sonrasındaki harf sayısını topluyorum ve buraya yazıyorum 7. Ondan sonra ne yapıyorum? 7'yi alıyorum. 6 ile toplayıp yani üçüncü kelimedeki harf sayısıyla topladım. Bunun da kümülatif değerini yazıyorum. Ve aynı şekilde üçüncü kelime ile harflerin toplam harf sayısını toplayıp bu şekilde yeni bir rakam elde ediyorum. Şu gördüğünüz rakam. Bu rakamı arkadaşlar 19'a böldüğünüzde tabii ki arkadaşlar başka bir şey düşünülemezdi. 19'un tekrar tam katı arkadaşlar. Yani mükemmel gerek kelime sayısı, kelimelerdeki harf sayısı, gerek kelime içi konumu, gerek kümülatif toplamı. Muhteşem. Hakikaten muhteşem arkadaşlar. Dedik ya bir ağaç düşünün. 19 metre boyunda bir ağaç. 19 tane büyük dalı var. Her bir dalda 19 küçük dal. Her bir küçük dalda 19 yaprak. Her bir yaprakta 19 damar. Ve her bir damarda 19 kılcal damar. Muhteşem bir sistem. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin içindeki mucizeleri görüyoruz. Harf sayılarından başladık. Harf sayılarından sonra kümülatif harf sayılarını da yaptık. O da 19'un tam böleneni, 19'un tam katı. Şimdi arkadaşlar kelime içi konum ve bu sefer gematri değerlerini yazacağız. Hatırlayın gematri değerleri Bismillahirrahmanirrahim gematri değeri neydi? 102. Allah kelimesinin gematri değeri neydi? 66. Değil mi arkadaşlar? Şurada. Burada gördüğünüz gibi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim kelimesindeki kelimelerin kelime içi konumu ve her bir kelimenin gematri değerini yazdığınızda arkadaşlar şu sayı meydana geliyor. Siz de arkadaşlar bu videoyu durdurup bu sayıyı kopyalayıp hesap makinesinde kendiniz bu işin sağlamasını yapınız arkadaşlar. Ve bizzat kendiniz bu mucizeye bizzat kendi gözlerinizle, kendi ellerinizle şahit olunuz. Evet bu sayıyı arkadaşlar 19'a böldüğümüzde şu gördüğünüz sayı ortaya çıkıyor ve 19'un tam katı. Muhteşem bir kelime. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar
Ne yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin deki kelimelerin kelime içi konumu ve her bir kelimenin gematri değerinin hem her bir kelimenin kümülatif gematri değerini hesaplayacağız. Aynı harf sayısında yaptığımız gibi. Yani birinci kelime 100, gematri değeri 102. İkinci kelimenin gematri değeri 66. 102 ile 66'yı topluyorum ve 168 buraya yazıyorum. Aynı şekilde 168 ile 329'u topluyorum. Üçüncü kelimenin gematri değeri 497 ve 497'yi de 289'da topluyorum. 786 ve karşımıza şu aşağıda gördüğünüz rakam çıkıyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar acaba şansımız yaver mi gidecek acaba? Tekrar 19'a bölünecek mi arkadaşlar? Yoksa bu sefer ayağımız takılacak mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Muhteşem açılışa bir gölge düşecek mi? Çünkü açılış suresinin açılışı da Bismillahirrahmanirrahim kelimesiyle başlar. Yani muhteşem açılışın muhteşem başlangıcı. Muhteşem açılışın muhteşem başlangıcı. 19'un tam katı arkadaşlar. Bilmiyorum sizin tüyleriniz diken diken oldu mu ama benimki oldu. Evet arkadaşlar. Gerçekten rasyonel düşünen bir insanı hayretlerde bırakan bir olay. Yani hani belki de Tanrı'ya inanmıyor olabilir, bir yaratıcının varlığına inanmıyor olabilir. Fakat bunu gördüğünde şaşırmamak elde değil. Gerçekten rasyonel yanaşıyorsa. Fakat dogmatik yanaşıyorsa, dogmatik yani baştan şartlanmış ki Kur'an baştan şartlanmadan okumayı insanlara tavsiye ediyor arkadaşlar. İkra bismi rabbikellezî halak. Eğer Kur'an'ı okuyacaksan oku diyor, oku. Eğer Kur'an'ı okuyacaksan yaratan Rabbinin adıyla oku. Eğer sen yaratan Rabbinin adıyla okursan o zaman o açılışı görebileceksin. Ve bu kitabın amacının ne olduğunu görebileceksin. Çünkü Kur'an'daki 19 mucizesi amaç değildir arkadaşlar. Amaç Kur'an'ın mesajıdır. İçindekidir. Nedir Kur'an'daki mesaj? İnsanın bu dünyada başıboş olmadığı, kendisini yaratan, gözetleyen bir Tanrı'ya sahip olduğu ve bu Tanrı'nın insandan ne istediğini ona bildirmiş olması. Ne istiyor Tanrı bizden? İyilik yapmak. İman etmek ve iyilik yapmak. Amenu ve amilus salihat. Bunun namazla, oruçla ilgisi hiç yok arkadaşlar. Bunu ben çok açıkladım. İyi insan olmak ve dayanışma içerisinde olmak diğer inananlarla. İnsanlarla dayanışma içerisinde olmak. Salat, dayanışmayı ayakta tutmak. Evet arkadaşlar, Kur'an'ın mesajı bu. İyilik yapmak. Evet. Muhteşem kitabın muhteşem açılışının muhteşem başlangıcı. Çünkü kitap da muhteşem. Şimdi arkadaşlar hesap makinesini kandırmaya çalışalım. Hani en başta kandırmaya çalıştık ya. Mesela burada 102 mesela şu, değil mi? Şu 102. Şunu 101 yapalım. Yani diyelim ki biz gematride o 102'yi hesap ederken, bisim kelimesini hesap ederken hata yaptık. Yani B2 değil 1 olması lazım. 101 yapalım onu. Ne olacak? Bu sayı sizce 19'a bölünür mü? Kandırıyoruz ya şimdi. Hesap makinesini kandırıyoruz. 19'un tam katı değil arkadaşlar. Küsuratlı. 3 yapalım. Bakın bu sefer ben en sondaki numarayı da değiştirmedim. İçeriden bir rakam değiştirdim. 3 yaptım bunu arkadaşlar. 19'a bölünecek mi? Hayır. Bölünmüyor. Kur'an'da mevcut olduğu gibi yazılması lazım. Biz bundan onu anlıyoruz. Çünkü muhteşem. Birbirini gerek harf sayısı,
gerek harf sayısının kümülatif toplamı. Gerek ebced değeri, gerek ebced değerinin kümülatif toplamı. Tam tamına yani Kur'an'da belirtildiği gibi yazılmalı. Yoksa bu işlem yerini bulmuyor. Doğru çıkmıyor. İkinci kelimeden Allah kelimesinden değişiklik yapalım. 66 Allah kelimesinin gematri toplamı. 65 yapalım, ne olacak? Bakın noktalı. Bölünmüyor. Sağlamasını yapınız lütfen. Benim söylediklerime hemen böyle inanmayınız. Sağlamasını yapınız. İkinci yine 67 yaptık. 66 değil, 67 yaptık. Bölünecek mi? Bölünmeyecek arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Rakamın en son rakamını değiştirmiyorum. İçeriden rakam değiştiriyorum. Evet arkadaşlar. Kandıramazsınız. Hesap makinesini kandıramazsınız arkadaşlar. Ne yazık ki. Yani sözün meclisten dışarı. Hani ya, bulmak isteyenler. 74. surenin ayetlerine muhatap olmamak lazım. En sonunda böyle itip. Hesaplıyor, doğru çıkıyor. Hesaplıyor, doğru çıkıyor. Sonra diyor bu bir palavra bu. Bu bir yalan, bu bir sihir, bu büyü. Bu büyü değil arkadaşlar. Böyle büyü olmaz. Böyle büyü olmaz. Bu büyüyü ancak kim yapar biliyor musunuz? Tanrı yapar. O da büyü değil zaten. Yani bu kadar kudretli bir büyüyü ancak Tanrı yapabilir. Dolayısıyla o da büyü demek değil. Çünkü Tanrı sihir yapmaz. Ona biz mucize diyoruz. Dini terminolojide. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kelimelerin genel toplam sayısını yazdık. Şimdi şöyle bir şey daha yapalım. Ya kelimelerdeki harfler yanlışsa, ya o Allah değil de Halla ise, yani Allah'ın ismi, yani Arapçadaki isim Allah, o Halla ise veya Rahman değil de Ranhamsa, yanlış yazıldıysa, bunu yapmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Her bir harfin gematri sayısal değerini yazıyoruz arkadaşlar. Neydi? B2 sin 60 mim 40. Allah'ın gematri 1 30 30 66. Al-Rahman 1 30 200 8 40 50. Al-Rahim 1 30 200 8, 10 ve 40. Her bir harfin gematri değeri. Yani gördüğünüz gibi. Sizce arkadaşlar bu sayı 19'a bölünecek mi? Bölünmezse bir sıkıntı vardır. Bunu kabul ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Bakalım bölünecek mi arkadaşlar? Eğer Tanrı'ya inanıyorsanız hiçbir kuşkunuz yok ki bu sayı 19'a bölünecektir. Ve ne yazıyor Kur'an'da? Üzerinde 19 vardır. Sakar. Sakar kelimesinin Kur'an anlama geldiğini bir seneler önce paylaştım. Sakar, Kur'an demektir arkadaşlar. Levvahatun lil beşer. İnsanlar için bir levhadır. Göstergedir. Öyle cehennem çukuru falan değildir. İnsanlar için bir göstergedir. Ve üzerinde 19 vardır. Sekar. Ve sekarın ne olduğunu insanlar ahirette anlayacaklar. Pişman olduklarında sekarın ne olduğunu burada göremediler. Ahirette anlayacaklar. Arkadaşlar sekarın anlamı bu şekilde. Ne yazık ki sekarın anlamını hala cehennem çukuru gibi göstermeye çalışan arkadaşlar var. Belki de benim videomu dinlemediler. Yani bu 19'u böyle 19'dan bahseden insanlar hala yani ısrar ediyorlar. Sakar cehennem çukuru değil. Sakar Kur'an demek. Ve arkadaşlar Kur'an'ı gönderen melek Cebrail meleği. Ben bunu da söylüyorum. Cebrail arkadaşlar matematik demektir. Cebir. Cebir dersi aldınız mı siz? El Cebir yani Cebrail, Allah'ın, Tanrı'nın matematiği demek. Bu da seneler önce böyle birden aklıma gelen bir şey ve Kur'an'ı gönderen meleğin Cebrail olduğunu görüyorsunuz. Özellikle Cebrail göndermiş Kur'an'ı. Yani matematik üzerine kurulmuş. Cebrail. Arapçada ne demek? Allah'ın
Matematiği. Evet. Sami dillerde el Allah demektir arkadaşlar. Evet, ne demiştik? Kelime içi konum ve her bir harfin gematri değeri. Evet, tek tek yazdık. Bütün harfleri burada tek tek yazdık. Şöyle bir sayı çıktı ve 19'un tam katı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hesap makinesini tekrar kandırmaya çalışalım. Hani dedik ya burada 2, 60, 40 değil mi? 2, 60, 40 bisim. 2, 60, 40. Toplam 106, 102 idi. Bunu yine 102 olacak şekilde yapalım. Kandırmaya çalışalım. Fakat bu sefer harflerin değerini değiştirelim. Mesela bisim B ile başlıyor 2. Ben 2 yerine 1 yazdım. S 60'tı. 60 yerine de 61 yazdım. Toplamda yine 102. Toplamda yine 102 fakat kandırıyorum. Hesap makinesini kandırıyorum. Bakalım 19'a bölünecek mi? Yani şurası 102 etti. Bakalım 19'a bu sayı bölünecek mi arkadaşlar? Bölünmez. Çünkü o şekilde yazılması lazım. Muhteşem kitabın muhteşem açılışının muhteşem başlangıcı. 2, 40, 60. 40 ile 60'ın yerini değiştirdim. Bu sefer yani yine hesap makinesini kandırmaya çalışıyoruz. Yer değiştirdim. S ve mim harflerinin yerini değiştirdim. Değiştiremezsin diyor sistem. 19'a bölünmüyor arkadaşlar. Küsuratlı. Tam bölünmüyor. Sadece bisim kelimesini bakalım arkadaşlar oluyor mu? Sadece bisim kelimesi 19'a bölünüyor mu? Hayır, bölünmüyor. Bismillah diyelim arkadaşlar. Bismillah kelimesi Bismillahirrahmanirrahim gibi mi? Kandırabilir miyiz hesap makinesini? Kandıramayız arkadaşlar. 19'a bölünmüyor. 19'un tam katı değil. Üçüncü kelimeyi yazalım arkadaşlar. 19'a bölünecek mi? Hayır, bölünmeyecek arkadaşlar. Küsuratlı. Lütfen sağlamasını yazınız. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin 19'a ancak o ancak 19'a bölünebiliyor. Çünkü muhteşem bir sistem. O dört kelime den hiçbir tanesi eksilmez. Yani o Bismillahirrahmanirrahim kelimesinden hiçbir tanesini eksiltemiyorsunuz. Muhteşem bir kalıp. Gerek harf sayısının akümülatifi, gerek kelimelerin gematrisi, gematrinin akümülatifi, gerek her bir harfin gematrisi. Oraya kadar geldik şimdi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu kadar da olmaz diyeceksiniz artık. Bu kadar da olmaz. Her bir harfin kümülatif gematrisini hesaplayacağız arkadaşlar. Her bir harfin kümülatif gematrisi. Yani hani 2, 60, 40. Birinci kelime 2, 60, 40. Ne yapıyoruz? 2 ile 60'ı topluyorum 62. 62 ile 42 topluyorum 102. Ondan sonraki kelimelerde Al-Rahman. Elif var. 1. 102 ile 1'i topluyorum 103. Ondan sonra lam lam 30 30 130 103 ile 30'u topluyorum 133. 133'ü 30'da topluyorum 160. Böyle devam ediyor. Her bir harfin kümülatif gematrisini topladığımda arkadaşlar bu sayı ne dersiniz? Bölünecek mi, bölünmeyecek mi? İsterseniz videoyu durdurun, siz kendiniz yapın, kendiniz görün. Ben size sonradan videoyu tekrar oynatabilirsiniz beni görmek için. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz sayı da 19'un tam katı. Yani 19'a küsuratsız bölünen bir hadise. Katrilyonlarca olasılıktan daha fazla belki de, bilemiyorum. Sadece bir tanesi. Ve ne diyor o kitapta? Üzerinde 19 vardır. Şimdi gelsin bana birisi desin ki bu üzerinde 19 vardır ayetini indiren kişi bu 19'dan habersiz. İhtimal var mı arkadaşlar? Ona ihtimal veriyor musunuz? Evet. Size bağlı arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra yapacağım videoda 19 sisteminin
nasıl ve ne sebepten dolayı 9. surenin geleneksel mushafa geçmiş, sonradan geçmiş iki ayetini nasıl Kur'an dışarısı bırakıyor onu göreceksiniz. Yani gerçekten bunun sebebini öğrenmiş olacaksınız. Muhteşem bir şey. Bunun sebebini gördükten sonra o iki ayetin gerçekten de yani uyduruk hadislerin içerisinde bile Kur'an'da bulunmadığına dair hadisleri göreceksiniz. İnanılmaz bir şey. Ve bunu 19 mucizesi, Kur'an'daki 19 kodu bunu tespit etmiş. Ve sonra gidip hadislere bakıyorsunuz, orada da aynı şey çıkıyor. Sonradan ilave edilmiş diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım anlatabilmişimdir. Dilim sürçtüyse affola. Bu arada size yeni Twitter kanalımı da buradan bildirmek istiyorum arkadaşlar. Twitter hesabımız iyilik dini. Yani şöyle göstereyim size arkadaşlar. Hatta şu tarafı alayım. Biraz küçültelim. Evet, gördüğünüz gibi iyilik dini Esatoloji Kur'an çevirisi ve aynı şekilde arkadaşlar Facebook'ta da Esatoloji Kur'an çevirisini ararsanız orada çıkacaktır. Yavaş yavaş buraya gerek bazen her gün, bazen 2 günde bir Kur'an ayetlerini paylaşacağız veya başka şeyler paylaşacağız. Yeni bir video yüklendiğinde onu paylaşacağız veya bazı mesajlar takip eden arkadaşlar en son ne gelişmeler var oradan takip edebilirler ve başka insanlara da gönderebilirler. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar lütfen dualarınızı esirgemeyiniz. Yani böyle bazen şöyle bir 2 saniye, 3 saniye bile olsa kalbinizden bana da dua ederseniz size çok minnettar olurum. Dualarınıza ihtiyacım var. Evet arkadaşlar, umarım anlatabilmişimdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.